Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli izleyiciler, Sahur Bereketi programıyla karşınızdayız. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azatlık yani kurtuluş olan bir Ramazan'a daha bizi ulaştıran Rabbimize hamd olsun. Sahur Bereketi programımız her yıl olduğu gibi bu yılda birçok değişik konular ve konuklarla karşınızda olacak. Bundan dolayı bu konuklarımızdan ve misafirlerimizden teşrif edip buraya kadar gelen hocamıza hoş geldiniz diyorum hocam. Teşekkür ederim. Muhammed Şevket hocamız hocam. Eyvallah. Hocam programımız Sahur Bereketi. Evet. Sahurun bir bereketi olduğuna itikad etmiş kimseleriz. Mutlaka sahurda da bir şeylerin yenilmesi sünnettendir. Sünneti ihya edenin, Peygamber aleyhissalatü vesselamın bir hareketini ihya etmesi anlamında olması itibariyle buna bir bereket katmak niyetimiz ve gayemiz oydu. Programımızda da o sebeple sahur bereketi diye bir isim verdik. Evet. Fakat Ramazan kuşatıcı bir bereketi kendisiyle beraber getiriyor. Evet. Konuklarımıza söylüyorum, diyorum ki yani daha dün 11 ay ne zaman bitti? Ya. Ne kadar çabuk geldi? Nasıl oldu? Sonra Recep'e, Şaban'a girerken Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın oraya ulaştığımız için bizi Ya Rabbi Ramazan'a ulaştır demesindeki durumu. Ve şimdi Ramazan'dayız. Evet. Şimdi Ramazan çok daha farklı bir ibadet. Ya. Malum diğer ibadetlerden daha ayrı. Hep söylerim, derim ki yiyebilirdik. Gizliden de yiyebilirdik. Kimse görmesin diyebilirdik. Fakat buna rağmen mesela namaz kılmıyor, oruç tutuyor Müslümanımız. Evet. Namaz kılmıyor ama oruç tutuyor. Allah'ın kendisini her yere gördüğünü biliyor. Fakat buna rağmen orucunu insanlardan gizleyebilecekken gizlemiyor. Oruç garip bir ibadet hocam. Bilmiyorum yani, evet. Garip derken içinde birçok hikmeti barındıran çok farklı bir ibadet. Estağfirullah, bismillah. Önce Rabbim eriştirdiği bu güzel zamanın şükrüne de hepimizi muvaffak etsin. Aha. Güzel ifade buyurdunuz. Yani geçen sene Ramazan'da aramızda olduğu halde bu sene Ramazan'da aramızda olamayan nice kardeşlerimiz var. Evet. Bir deyim var derler. İhtiyarlar sıra sıra, gençler ara sıra. Evet. Beklenmedik anda gelip gidiyor. Aynen. Yani Ramazan, sizin de ifade buyurduğunuz gibi Aleyhisselatü Vesselam'ın Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban ve belligna Ramazan. Nasıl bir ay ki Ya Rabbi beni ulaştır, ona eriştir diye peygamber duasına muhatap oluyor. Evet. Bu noktada Ramazan'ı şöyle bakmak lazım diye düşünüyorum. Şimdi hani şoförlük yapanlar iyi bilir. Araba gidiyor, otobüsü ya yani diyelim ki arabada vitesi 1'e, 2'e, 3'e, 4'e atmışsınız. Son gaz gidiyorsunuz. Uzaktan böyle bir ışık yanıp sönüyor. Şoförler bilir, der ki yani bunun Türkçe anlamı şu. Hızını biraz düşür, yavaşla. Hı. Duracak şekilde yavaşla. Tahammül edemeyeceğim, beklenmedik sıkıntı olacak bir durum burada. Şimdi ayın 11 ay boyunca vitesi 1'i 2'ye 3'e 60 gidiyoruz. Gidiyoruz son gazla. Allah Azze ve Celle'nin kullarına rahmeti, merhameti, mağfiretinin bir tezahürü olarak Cenab-ı Hak alemi emirde pak olarak, pak-ı pir olarak halk ettiği insan çamurdan olan yeryüzüne inince birazcık çamurlandı, kirlendi. Rücuiyet mi var? Bir mümin açısından kirlenmek vardır ama kanıksamak yoktur. Evet. Cenab-ı Hakk'ın pak-ı pir olarak halk ettiği gibi emaneti وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُشْلِمُونَ temiz göndermek. Evet. Giderken göçerken temiz götürmek durumundayız. İşte bunun için Cenab-ı Hak kullarına bir fırsat, tabiri caizse bir durma, hızla akıp giden bu hayatın akışı içerisinde bir durma, bir duraksama
ve insanın yine kendi özüne, derinine dönük bir yürüyüşünü adeta Ramazan sembolize ediyor. Evet, şeytanların bağlandığını Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz haber veriyor. Ama bağlanan o şeytanların zincirlerini ya kendimiz açıyorsak, üzerinde durulması ve düşünülmesi gereken bir vaka, bir hakikat. İfade buyurduğunuz gibi sosyolojik olan anlamda toplum olarak bizler, bizde yerleşik bir şey Ramazan, orucun tutulması. Çok önemli ki Cenab-ı Hak "Es-savmu li" buyurur. Yani bir takım ibadetlere dair Cenab-ı Hakk'ın bazı vaatleri var ama söz konusu oruç olunca ifade buyurduğunuz hususlara binaen, yani gizli gizli yiyebilir ama yemiyor. Gizli gizli yiyebilir ama yemiyor. Ve kulun kendini adeta Allah Azze ve Celle'ye ispatında samimiyetinin bir göstergesi olduğu için Cenab-ı Hak diyor ki onun ecri bana ait. Onun mükafatı ancak bana ait diyor. Yani Ramazan... Yani şey belirtmiyor. Belirtmiyor, miktar belirtmiyor. Miktar belirtmiyor. Şimdi var, 1'e 70 var, 700 var. O şekilde ecirlerin ifade ettiği ibadetler var. Ama söz konusu Ramazan olunca o diyor sizin diyor sayılarınız, rakamlarınız ona yetersiz. Onu ben lütfumla ihsan edeceğim anlamında yani. Biraz da şey değil mi hocam Ramazan... Yani hani Allah'ın Teala'nın her tarafta bizi gördüğüne dair olan o engin itikat. Kesinlikle. O itikat bizden şey görüyor sanki, sadakat görüyor. Evet. Yani onun tezahürü. Evet. Yani adeta virçini gibi. Evet, namaz kılmayabilirim, başka bir durum olmayan günah işleyebilirim. Evet. Ama ben bu oruç ibadetinin gereği bir sadakattır. Ben de yemeyerek, içmeyerek... Evet. O sadakatimi akşama kadar göstereceğim anlamında. Hakikaten İman, insanlar yemiyor sanki hocam. Aynen öyle. Ha. Bir de özellikle biraz daha Anadolu'ya doğru gittiğinizde şehirlerin oruç tuttuğunu görüyoruz. Evet. Şehirler oruç tutuyor. Aslında bugünkü modern çağdaki toplum bilimcileri açısından çok önemli bir derstir bu. Yaşadığımız modern çağda en temel problemlerden birisi toplumların birlik ve beraberliğini tesis etmektir. Hmm. Bütün farklılıklara rağmen. Ama bir bakın sahurlarda ilahi adeta bir ordu, muntazam bir ordu gibi komut iftarlarda komut bekliyor. Sofra hazır, her şey önünde. Bir engel olan kimse de yok. İstese rahatlıkla yiyebilir. Kesecek. Ama yani. Komutan adeta komut verecek. Bismillah deyip ondan sonra ezan okununca ancak komut bekliyor. Onun için o saatteki yapılan dualar Efendimiz buyuruyor ki makbuldur. Yine sahurda gecenin bir saatinde dilleri farklı olabilir. Biri Türk, biri Kürt, biri Laz, biri Çerkez, biri Ahbaz olabilir. Hepsi Müslüman. Ama hepsi seher vaktinde bakıyorsun ki komutla dur diyor duruyorlar. Bu da aslında dinin yani toplum bilimcilerine verdiği çok önemli bir ders şu. Dinin toplumu nasıl birleştirici olduğunu, toplumu nasıl perçinlediğini, aslında suni olarak toplumun gündemine taşınan problemlerin toplumda doğurduğu o ayrılıkları, ayrımcılıkları dinin nasıl izale edebileceğinin de çok iyi bir göstergesi. Din birleştiriyor. Mezhepler farklı, meşrepler farklı, evet. Belki diller de farklı ama ana merkez noktada din ne yapmış? Bir komutla hepsi söz konusu adeta muntazam eğitimli bir ordu gibi emir komutayı bekliyorlar. Hocam insanlar şey yapabilir mi? Mesela ben bunu kabul etmiyorum. Dolayısıyla insanları eğiteceğim. Belli bir durumda onlara aynı şeyi yaptıracağım. Siz yani bunun bu şekilde bir olgu olduğunu ispatlamaya çalışacağım diye bir iddiada bulunan birinin bunu ne kadar sürdürebildiği önemli. Yani kişi yaşadığı hayatıyla bunu sürdürebilir ama öldükten sonra da mesele de gidiyor. Fakat hocam burada garip olan şey şu. Şimdi dünyanın birçok yerinde Müslüman var. Ve birçok Müslüman da hiçbir biriyle temas etmeden. Aynı yani, eylemi. Bakın falan saatte anlaştık böyle yapacağız demeden. Evet. Ve herkes
aynı saatte, aynı zaman dilimi içerisinde o işi yapıyor. Yaparken de habersiz ama şuurlu. Habersiz ama şuurlu. Evet. Bu tıpkı Avrupa'ya da böyle bazen gidip geldiğimde bazılarının veya oradaki papazların yani namazdaki şeyi görmesi, ahengi görmesi, beraber eğilmek, beraber kalkmak, aynı zamanda toplumdaki sosyal statüye bakmaksızın hepsinin bir arada olması. Yani bu müthiş onları etkiliyor ve bu ibadetten etkileniyorlar. Şimdi oruç ise zaten böyle bir şey yabancılar. Evet. Yani ecnebiler ya yabancılar anlamsız buluyor bir ay oruç insan. Hadi bir gün tuttum da olmaz, ben kendime hakaret edemem, sağlığım tehlikeye girer gibisinden sadece perhiz niyetiyle tutabiliyor. Evet. Fakat Müslümanlar bir araya geldiğinden birbirinden habersiz ama o şuur içerisinde aynı saatte şöyle diyorum ki acaba biri hani fezadan böyle dünya, aydan bakıyor, dünya görüyor mu? Biri böyle baksaydı, bakar imkanı olsaydı her Müslüman evin penceresi o saatte açık. Aynen. Işığı yanıyor. Sanki evine Hazreti Musa'daki gibi mescid edilmiş gibi. Yani müthiş bir manzara. Yani işte bu bir dinin evrenselliğini gösteriyor. Müthiş bir manzara. İki, dinin birleştiriciliğini gösteriyor. Evet. Üç, evrensel ve birleştirici olan bu dinde özellikle modern insan açısından aslında modernitenin ve modern çağın kendi toplumuna kendi toplumuna zerk ettiği birçok probleminin de aslında nasıl çözülebileceğini gösteriyor. Yani evrensel anlamda birçok sorunun da nasıl çözülebileceğinin çaresini aslında uygulamalı, sözlü değil, uygulamada bir örneklerinin tezahürüdür bu. Tabii oruç, bu tabii dışarıdan baktığımızda, biraz daha sathi baktığımızdaki görünen bu. Evet. Aslında bu eylemlerin her birerleri derinlemesine kavrandığında ümmet dediğimiz olguya, ümmet dediğimiz bu olguya aidiyet duyan fertlerin her birerlerini bu dinin bireysel, şahsi, ailevi, cemaat ve ümmet olarak nasıl onları eğittiğini, nasıl onları bir yönüyle bir olan Allah'a teslim ama diğer bir yönüyle nasıl özgür olduğunu ortaya koyuyor. Şimdi yaşadığımız bu çağda modernitenin en temel problemlerinden bir tanesi irade eğitimidir. Evet. Çünkü yani özgürlük ve eşitlik adı altında iki temel kavram var modernitenin dinine pelesenk ettiği. Evet. Aslında özgürlükten kastettiği şey üretenlerin üretme özgürlüğü, tüketecek olanların da o üretilene erişme özgürlüğü. Bunu yaparken aslında insanların zaaflarını çok ciddi manada suistimal ediyor. Önce zaaflarını kamçılıyor, diğer bir tarafta da sunuyor. Yani arz talep dengesi dediğimiz şey, yani arz ederken aslında arz ettikleri ihtiyaca göre bir üretim yok. İhtiyaç fazlası üretim var. Evet. Bu ihtiyaç fazlası üretimi tüketmek için bir talep olması lazım. O talebi kendileri oluşturuyor. Bu talebi oluştururken de insanların zaaflarını, bu da ciddi manada bir irade zafiyetinden istifade ediyorlar. Bu da topluma kaoslar, birçok sıkıntılar doğuruyor. İşte İslam, ibadet dediğimiz birçok eylemle de aslında mümini, yani aidiyet duyanların da bir iradeyi kuvvetlendirme eylemi. İradeyi kuvvetlendirme kampı gibi. İşin biyolojik yönde sağlığa çok büyük katkısı olduğu bugün bilimsel anlamda. Evet. Mesela oruç ve ibadetinin ispat edilmiş. Biyolojik anlamda insanın 11 ay boyunca çok yoğun bir şekilde çalışan midesinin, bedeninin özellikle son bir ay adeta böyle bir şeye çekilircesine, tamirata çekilircesine vücudun boş bırakılması, evet, bu vücutta sağlık yönüyle çok büyük katkısı. Bunun dışında dediğim gibi iradesinin, kişinin kuvvetlendirilmesi noktasında. Tabii sadece bunlar mı değil, Ramazan'la beraber gelen atmosferdeki insanların birbirleriyle yardımlaşması, ibadet yoğunluğuyla beraber, bu ibadet yoğunluğuyla beraber insanın beden yönüyle çok kuvvetlenmiş, modern insan öyle,
beden yönüyle gayet obez. Evet. Ama ruh yönü hep ihmal ediliyor. Neden? Çünkü modernitenin algı dünyasında ruha dair diyebileceği çok fazla bir şey yok. Ruha hitap etmiyor. Etmiyor. Etmediği için ruhta bir zaaflık, ama bu Ramazan'la beraber ibadet yoğunluğu, zikir yoğunluğu, infak yoğunluğu derken bakıyorsun ki aslında orada müntesiplerini, aidiyet iddiasında olanların kemiyetlerinin yanında keyfiyet yönüyle de ruh kazanmalarını, güç kazanmalarını sağlayan özel bir, tabiri caizse, kamp süreci. Yani Ramazan. Yani burada şunu kesin bilmeliyiz. Ramazan'da niyet fiziki bir görünüm, iyi bir sıhhat, sağlık, benzeri bir şey değil. Değil elbette. Niyet bu değil. Şöyle üstadım, niyete dair hani şunu arz etmek isterim. Adetle ibadetin arasındaki temel nüans aslında niyettir. Şimdi öncesinde Rabbimiz Azze ve Celle'nin estağfirullah وَمَا خَلَقْتُ الْاِنْسَ وَالْجِنَّ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ şimdi bana ibadet etsinler diye, bana kulluk yapsınlar diye yarattım diyor. Burada soru şu o zaman. Şimdi bakın, ben insanları ve cinleri sadece bana ibadet illaliye, illa istisnadır. Yani ancak bunun için. Ancak. Peki ancak ibadet için yarattıysa biz ibadet ne? Burada bu bir soru sormamız lazım. Çünkü yani buradan şunu mu anlayacağız? Allah bizi gece günü sabah akşam durmadan sadece ibadet mi edeceğiz? Bu değil. Bunun gerçeğini kavrayabilmek için o zaman soru şu. İbadet ne? Hocam ibadeti sosyolojide ibadet, işte namaz, oruç, hac, zekat, infak, zikir, ne bileyim. Yani iki elin parmaklarını bulur, aşar veya altta kalır. O kadar. Başlıklar. Bu kadar. Ama dinde ibadet ne? Dinde ibadet nedir diye sorduğumuzda hocam, ben bunu üç meşruiyetle kodlamışım. Evet. Üç meşruiyeti özünde barındıran her bir şey ibadettir. Evet. Üç meşruiyet. Meşru gaye, niyet. Meşru eylem, meşru yöntem. Üç meşruiyet diyoruz. Meşru gaye, meşru eylem ve meşru yöntem. Bu meşruiyeti kısaca arz edeyim. Meşruiyet derken Kur'an ve sünnetin, Allah ve Resulünün onayladığı demektir. Meşruiyetten kastımız da bu. Evet. Yani Allah ve Resulünün onayladığı bir niyet, Allah ve Resulünün onayladığı bir eylem, Allah Resulünün onayladığı bir yöntem. Şimdi bu gözle baktığımızda, geceden akşamdan işte yarın eşim, çoluk çocuğum oruç tutacak, bir hazırlık yapayım da bedenlerine sağlık olsun, afiyetle yesinler de hazırlık yapsınlar. Şimdi burada niyet bu. Bu niyet meşru bu. Elbette ki meşru. Meşrudur. Hanımefendi bu hazırlıklarını yaparken, sahura hazırlanıyor ya. Evet. Hazırlanırken yaparken yaptığı iş meşru mu? O da meşru. Evet. Yaparken meşru bir yöntemle, şu çok önemli. Bir hocam öyle anlatmıştı. Diyor ki eskiden analarımız o tencereyi böyle karıştırırken Bismillahirrahmanirrahim, La ilahe illallah, La evet, ilahe hocam, illallah, aynen, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed diye böyle bunlar zikirlerle karıştırırlardı. Onu yiyenlere diyor sağlık olurdu. Çok uzak bir zaman değildi hocam. Evet. Şimdi böyle zorlana diyor yapınca bu sefer maalesef hastalık oluyor. Hakikaten öyle. Yansıyor. Şimdi niyet meşru. Hanımefendi hazırlık yapıyor meşru. Yöntemde de meşru bir yöntemle yaptı. Şimdi bu hanımefendi ne yaptı? Namaz kıldı. Adeta oruç tuttu. Adeta zekat verdi gibi ibadet yaptı. Evet. Bir beyefendi sabahleyin evinden çıkıp işine gidecek. Evine çıkıp işine giderken işte adetle ibadeti ayrıştıran şey. Bir niyet etmezse meşru bir iş yapmış olur. Yani diyelim ki helal bir iş yapıyorsa esnaftır, tüccardır. Gitti dükkanını açtı, rızk bekledi, alışverişini yaptı, kazandı. Sabahleyin niyet etmeden çıktı, meşru bir iş yapmış olur bu adam. Ama sabahleyin evden çıkarken helal yolla çoluk çocuğumun rızkını kazanayım. Bu çok önemli, helal yolla. Eskiden anneler ve hanımefendiler eşlerini gönderirken aman ha bey kurbanın olayım. Az olsun ama helalinden bizi doyurasın. Bize yani bunu telkin ederlerdi. Evet. Adam da gidince o kodlama gibiydi adeta. Şimdi önce kulağa bu geldi ya, helal yolla bize
rızık kazanasın deyince o zihnin bir yerine bellekte yer ediyordu. Adam da iş yaparken o tabiri caizse çağrışım sürekli tekrar ediyordu ona. Şimdi eskiden öyle olduğu için bir haram helal hassasiyeti vardı. Şimdi o da lazım, o da lazım, o da lazım. Nasıl gelirse yani haram helal ver Allah'ım, bu kör boğazı yer Allah'ım dercesine aman ha bey kazan, aman ha getir, aman ha getir deyince adam bu sefer ona dikkat etmiyor. Şimdi adam evinden çıktı. Ya Rabbi helal yola çoluk çocuğumun rızkını kazanayım ki sana iyi kulluk etsinler. Niyet iyi. Gitti işini yapıyor, esnaftır. Yalan yok, dolan yok. İnsanları aldatma da yok. Meşru bir şekilde işini yaptı. Eylem de meşru. Yöntem de meşru. Şimdi bu adam sabahleyin evinden çıktı, akşama dönene kadar ibadet etti. Şimdi buradan ayete geleyim. Allah Celle Celaluhu buyurdu ki, ben insanları ve cinleri sadece ibadet etsinler için yarattım. O halde müminin zihin dünyasında ibadet ne? Hayat baştan aşağı ibadet. Bir genç delikanlı evlenecek. Harama düşmemek için evleneyim dedi. Niyet bu. Evet. Harama düşmeyeyim. Evet. Meşru, niyet meşru. Evlenmek meşru mu? Allah ve Resul'ün onayladığı bir şey mi? Nikahlı olsa, sifah değil de nikah. Bu da meşru. Evlenirken de ya ömürde bir sefer evleniyorum deyip de zırvadan çıkmazsa. Yoldan çıkmaz. Gayrimeşru yola düşmezse. Meşru bir yolla evlenirse. Hmm. Düğününü de meşru yaparsa. Şimdi bu adam ne yapmış oldu? Kemaliyet. Evet. Bu adam ibadet etmiş oldu. Evet. Evli baktı bir adam harama düşmeyeyim. Eşiyle helaliyle beraber oldu. Ne oldu? Bu da bir ibadet. Evet. Ya abdeste gittim. Rahatlayayım da daha iyi kulluk edeyim. Niyet etti. Eylem de meşru. Dolayısıyla dinde ibadet aslında hayattır. Onun için bir arkadaşımız öyle derdi. Sonra da önce ne iş yapıyorsunuz? Birinci işimiz Allah'a kulluk. Birinci işimiz Allah'a kulluk. Çok güzel. İlave olarak şu işi yapıyorum derdi. Evet. Çok birinci güzel. İşimiz. Mümin aslında hayata bu nazarla bakarsa, bu nazarla bakabilirse, hele hele biz şimdi Ramazan'dayız. Hani başta dedik ya, evet. Otobanda, hayat otobanında son gaz gidiyoruz. Rabbi Rahimimiz merhamet etti. Bizi Ramazan'a kavuşturdu. Işıklar yanıyor. Bu ışık bize bir şey ikaz ediyor. Neyi ikaz ediyor? Bak geçen sene komşum vardı. Amcaoğlu, dayıoğlu, halaoğlu, dede, baba, amca vardı. Anneciğim geçen sene hayattaydı. Bu sene yok. Evet. Şimdi dolayısıyla bak, ihtiyarlar sırası, gençler arası, bu siş seni de bulabilir. Seni de yakalayabilir. Ne yapayım peki? Başta, en başta bir defa Allah'la ilişkilerime bir keyfiyet kazandırabiliriz. Yani bu Ramazan'dayız ya. Ramazan bize bir şey hatırlatsın. Neyi hatırlatacak? En başta bunları lütfeden Allah. Allah'la ilişkilerimizde bir seviye. Yani Allah'ımızı ütopya olmaktan Mevla ile böyle bir senli benlileşme fırsatı olması lazım bir. İki, Şehru Ramazan ellezî unzile fî'l Kur'an. Kur'an bu ayda. Yani nasıl? Allah'ın gökten nurdan indirdiği dünyaya indi. Niye? Senin hayatında yer edinmek için. Şimdi soru şu. Kur'an hayatında ne kadar yer buldu? Yer bulabiliyor mu Kur'an hayatımızda? Yani Hazreti Ömer Kerim radıyallahu anh der ya, hasibu enfusakum qabla en tuhasabu. Allah size hesaba çekmeden kendinize hesaba çekin. Ya varsa ki azraya geldi işte bu kadar, bitti hayat ya, bitti bu kadar. Ne olacak? Kendini bir hesaba çek bakalım. Yarın ruzi mahşerde hani peygamber diliyle Kur'an-ı Azim şu anda Cenab-ı Hak aktarıyor. Ve kâle Resul, ya Rabbi inne kavmi ittehezu hâzel Kur'an'a mehcura. Peygamber dedi ki ya Rabbi bu kavim Kur'an'ı adlarını adlar. Kur'an'ı almış ardımıza mı koymuşuz? Yoksa gökten nurdan inen o sayfalar, o ayetler senin benim hayatımda yer edindi mi? Şimdi hayatımızda bakıyorsun ki filmlerin yeri var, dizilerin yeri var, gazetelerin yeri var, haberlerin yeri var. Kur'an'ın bir yeri var mı? Kur'an ne kadar hayatımıza girebildi? Ramazan Kur'an ayıdır. Bunu muhasebesini mutlaka yapmak lazım. Namaz, evet, özellikle gözümüzün aydınlığı namaz, seher ve secde olayı. اَقْرَبُ مَا يَكُنُ عَبْدُ مِنْ رَبِّهُ وَسَاجِدُ. Efendimiz buyurdu ki, hani dedik ki Allah'ımızı ütopya olmaktan çıkartacağız, evet. Senli benli. Secde de mesela şu çok önemli. Ben yani bir tefekkür, bir tedebbürde gönlüme düştüğünü ürpermiştim yani. Secdede yorulmak. Nasıl bir şey acaba? Yani bir mümin kendine şunu sormalı, sorabilmeli. Secdede yorulmanın zevkini hiç tattın mı?
Mesela yârim, aşkım, yavrum, evladım der gibi secde secdeye kararak Allah'ım benim, hani ekiyle beraber evet, diyoruz ya. Bana ait olan. Yani Rabbim, yârim der gibi Rabbim, Allah'ım geldim. Evet, dağıttım da geldim. Kaportayı çizdirdim de geldim. Evet. Sağlam gelmedim ama hani yaramazlığı yapan bir çocuğun nasıl ki annenin böyle eteğine yapışır sarılır. Yok. Sığınacak, evet Allah'ım geldim, yoruldum. Yani hayat bu hız ve has çağında aslında gerçekten yorulduk. Ama yoruldum Allah'ım deyip de yâre sığınmak, işte bu bir fırsat. Ramazan bunun için çok önemli bir fırsat. Yine mesela Ramazan'dayız. Hocam, çamurdan kazandığımızı paylaşmazsak nurdan gök sofralarına konamayız hocam. Herkes bir güç zehirlenmesini yaşadığı bir süreçten geçiyoruz. Evet. Bu kadar kirlenmişliğin içerisinde akup bir kalabilmenin örnekliği mesele burada. Her kişi işi değil, her kişi işi ama evet. Bunun için yani bir hayat sürdürüyoruz ya, gerçekten bir hayat, bir kavga içerisindeyiz. İşte uğruna bir kavga verilecekse bunun için verilir. O pakopir kalabilmek için verilir, verilebilmeli. İşte ifade ettiğimiz hususlar, evet orucumuz mu tamam ama hangi oruç hocam? Bu önemli bir şey, hangi oruç? Oruç tutuyoruz da hangi oruç? Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورُ وَلَا عَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ. Kim kötü söz, yani diline, dilinin seviyesine oruç kazandırmamışsa, gözünün seviyesine bir oruç kazandırmamışsa, elinin seviyesine bir oruç kazandırmamışsa, yani oruç tutmuyorsa onu, sen mi tutuyorsun, o mu seni tutuyor? Tamam, sen tutuyorsun. Hangi oruç? Yemekten, içmekten, cinsel ilişkiden kendini tuttun. Peki oruç seni tutuyor mu? Oruç tutabiliyor musun? Gerçekten oruç seni tutabiliyor mu? İşte bunun muhasebesini yapmak lazım. Eğer kötü sözü bırakmamışsan Efendimiz diyor, Allah senin diyor açlığına, susuzluğuna ihtiyacı yok. İhtiyacı yoktu, evet. Rubbe sâimin leyse min siyami illel cû'u vedda'a. Nice oruç tutanlar var ki diyor, tuttukları oruçta, yani susuz kalmak ve aç kalmaktan başka bir karlı yok. Ama diğer bir tarafta, men sâme ramazân imanen ve ihtisâben gufire lehumâ tekaddem min denbi. Ya diyor ki, yaş kaç? 60'a dayandı. Benimki için söyleyeyim, 50'ye dayandık. 50 yıl boyunca kaportadaki çizikler var ya, tamam. Hepsini silme fırsatı. Ya bir daha kavuşmama ihtimali büyük. Buyurdunuz ya hocam. Kaportayı sıfırlayacaktı. Böyle bir fırsat kaçar mı? Yani geçen, kaçmaması lazım. Geçen hani siz ne nedir, akrabadır, komşudur, geçen yıl vardı, bu sene yoktur gibi evet. Söylediniz hocam. Şimdi biz de programımıza sizin gibi değerli misafirlerimizi davet ederken hocam bir liste vardı. Evet. Şimdi bu listeye şöyle bakıyorum. Hocam Allah rahmet etsin. Allah Allah. Faruk Beşer hocanın adlı telefonu vardı. Rahmetullahi aleyh. Allah rahmet etsin. Amin. Şimdi ben onu görünce biraz durdum. Yani ne oldu dedi arkadaş, dedim ki ya Faruk hocamın telefonu ve adı vardı. Biz bu programdan önce onu da bu listeye eklemiştik. Demiştik arayacağız, ya. Rahatsız edeceğiz. Ve sonra baktık ki o da beka alemine gitti. Ya. Dolayısıyla gerçekten samimi düşünmek lazım. Yani bu Ramazan varsa sonraki Ramazan'da olur muyuz? Yani bir festival içindeyiz. Bir fırsatlar mekanındayız. Zaman süreci içerisindeyiz. Bunu değerlendirebilirsek ne âlâ. İşte onun için hocam modern zihin algısıyla değil de mümin zihin kodlarıyla yaklaşma becerisini kazanmamız lazım. Aynen. Yani bunu kazanamazsak geçiyor hocam. Zaman da geçiyor, fırsatlar da geçiyor. Ve gelin görün ki telafisi mümkün olmayan bir noktaya doğru gidiyoruz. Yani dünyada amel etmek var. Hesap yok. Ama orada hesap var, amel yok. Onun için Hazreti Ömer hasibu enfusekum qabla an tuhasabu. Kendinizi muhasebe edin. Yani onun için bu Ramazan'ı mesela ben şahsım adına zaman zaman kendime telkin ediyorum. Bak, bu Ramazan senin son Ramazan'ın. Bu Ramazan gel bir fırsat olsun.
Kur'an'la ilişkilerini bir gözden geçirmene. Yani Kur'an'ı böyle hani böyle tam bir kutsal, eyvallah kutsal kelam, kelam ilahi elbette, evet, ki kutsal. Doğru. Ama bunu öyle bir ütopik bir şey yapmaktan öteye sanki yarinden gelen bir mektup gibi manasına. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İkra'ul Kur'an'ı vebku fe in lem tebku fetebaku diyor ki okurken ağlayınız. Ağlayamıyorsanız ağlar gibi yapınız. Ya adeta bana gelmiş gibi bir yapayım hele. Allah'ımla konuşur gibi. Mesela o Kur'an'ı getiren, bu Ramazan müjdesini getiren Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Sahabe nesli peygamberi bereket görüyordu hocam. Elbette. Her şeyiyle. Yani diyelim ki işte abdest suyunu bereket görüyordu, cübbesini tutmayı bereket görüyordu. Aynen, her haliyle bereket görüyordu. Peygamber hayatımızdan zaten çekildi, çekileli hayatımızda bir bereket kalmadı. Birbirimize yurt olacakken birbirimizin kurduğuna döndük. Aynen öyle. Yani herkes birbirinden bir şeyleri aşırmanın, devşirmenin yoluna düştü. İşte bu Ramazan özellikle Allah'la dost olmak, senli benleşmemiz için. Kur'an'ı hayatımıza müdahil kılmak. Hazreti Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın onun bereketiyle hayatımızı bereketlendirmek için. Ve oruç tutuyoruz. Şu soruyu kendimize sormak, üzere tutmak lazım. Oruç beni tutuyor mu? Gözümüzü bazı haramlara düşmekten tutuyor mu? Kulaklarımı haramları dinlemekten tutuyor mu? Ağzımdan yani böyle düşük bir seviye değil, konuşmama bir seviye katıyor mu? Katıyorsa, oruç tutuyorsa bu anlamda bir süzgeç gibi, hani süzgeç bazı şeyleri tutar üste, bazı şeyler küçükler geçer ya. Evet, bir süzgeç görevini yaparak konuştuklarımıza bir seviye katıyor mu? Bunların hepsi için bir muhasebe zamanı ve fırsatı gibi değerlendirmek lazım. Hocam, Muhammed İkbal'ın babasıyla olan bir hikayesi var. Evet. Allah ona da rahmet etsin. Diyor ki işte Kur'an okuma konusunda babamla konuşuyor mu? Bana dedi ki sana iniyormuş gibi oku. Allah Allah. Sanki Allah. Sana inmiş ve sen okuyorsun gibi oku. Allah Allah. Sanki orada şey var hocam. İnsan tıkanıyor, orada duruyor. İlerleyemiyor yani. Allah. Bu çok daha farklı bir sorumluluk. Yani manasını bilmeden ezbere okuyup da ne buyuruluyor, ne söyleniliyor demeden hızlı bir şekilde gitmenin tamam bir gelenekselleşmiş yönü var. Fakat bir de manasına, hatta sana gelmiş bir mektup. Bunu senin için yollamış, sen oku. Denildiğine verilen şey çok daha farklı. Hatta bir şey daha. Sorumluluk çok daha farklı. Çok daha farklı. Evet. Bir şey daha ilave edeyim hocam. Buyur. Gözyaşımızla, terimizle, emeğimizle Kur'an tefsir olmak. Her birimiz yani işimizde iş yaparken Kur'an ticaretten bahsediyor, işten bahsediyor. Evet, evet. O iş tutuşunda Kur'an'ı tefsir eden bir adam olabilsek. Memuriyetimizde Kur'an'ı tefsir eden, amiriyetimizde Kur'an'ı tefsir eden, eş olarak Kur'an'ı tefsir eden, çocuk olarak Kur'an'ı tefsir eden, yani sanki modern çağın yitiği de burası hocam. Yaşayan Kur'anlar olmaya ihtiyacımız var. Sanki kaybolduk hocam. Evet. Yani kaybolduk böyle bu modernitenin içerisinde. O hıza erişme adına arkamıza bakmıyoruz. O hazzı alma adına çevredeki diğer nimetlerden yoksun kalıyoruz. Ve böylelikle bu vadi aslında kendini bulma vadisiyken niyetimiz yokmuş gibi kendimizi bir kayıplara karıştırdık. İmtihan sırrı burası galiba. Ramazan geldi hocam. Evet. Ramazan geldi ve bizim Ramazan'da kendimize dönmemiz lazım. Sanki işte imtihan sırrı da tam burası hocam. Yani niye böyle? İşte imtihan sırrı da burası. لِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا مِنْكُمْ وَلِيَعْلَمَ الْكَاذِب۪ينَ Sizden ahde vefalı olanlarla, sizden baştan aşağı nimetlerle donattığım kullardan, bunların farkında olup sadık olanlarla vefasızları ayrıştıracağım diyor Allah Azze ve Celle. Yani Mülk Suresi'nde اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتِ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Hanginiz daha ideali, daha doğru olanı ortaya koyacaksınız? Dolayısıyla bir ayrışma süreci, yani bunu şunu bilmek lazım yani. Hızla giden bir hayat doğru
Ama biz bununla imtihandayız. Sahabe nesli kendi çağında kendi imtihanlarını verdiği gibi biz de bugün kendi çağımızda kendi imtihanımızı veriyoruz. Hocam infakla nasıl desteklenir? Yani şöyle, şimdi tamam biz Ramazan'ın mana ve mefhumunun bir Müslümanın hayatında alacağı yeri salt bir mana ve mefhum olarak mı düşünmemiz lazım? Yoksa bunu daha da körükleyecek dıştan bazı maddi etmenlerle mi desteklemek lazım? Yani işte infak gibi, sadaka gibi. Evet. İnsanlarımız şu artık bunu bir adetleştirmiş, zekat gibi. Evet. Çünkü bunlar da Ramazan'da. Ramazan'ı körükleyen sallallahu aleyhi ve sellem ibadetler. Efendimiz'i, Hazreti Ayşe annemiz rivayet ediyor. Efendimiz genel anlamda çok cömertti. Ama Ramazan bir olunca çok daha cömertti buyurdular. Ve Ramazan'daki yapmış olduğu infak her zamankinden çok daha fazla. Kendisine yapılan hiçbir talebi reddetmezdi. Hatta bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birisi geldi istedi. Hazreti Ebu Bekir var yanında, Hazreti Ömer var yanında. İstediği bir şeyi bir miktar var yanında, o talebinin bir miktarı var, hepsi yok. Efendimiz buyurdu ki git çarşıya benim adıma borç et, ben ödeyeyim. İhsar. Yani borç edip infak vermek. Şimdi borç et, bunun üzerine Hazreti Ömer biraz şey yaptı. Ya Resulallah, Allah seni bunda mesul kılmamış. Evet. Sen de olmayana niye zorluyorsun kendini dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle birazcık nahoş olduğu belli yüzüne yansıyınca Hazreti Ömer dedi ver ya Resulallah ver dedi. Allah seni mahcup etmez. Evet. Şimdi dolayısıyla infakımız kadar insanız. Gerçek bu aslında. Hani hepimiz Allah'ın rahmetine muhtaçız. Amin. Yaşamımızı sürdürerken bireysel yaşantımızda da, ailevi hayatımızda da, ticari hayatımızda da onun rahmetine her dem, her an muhtaçız. Amin. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam men la yerham la yurham. Allah'ın yarattıklarına merhamet etmeyen merhamet olmaz. Bugün Afrika'da bir tabiri caizse miktar su bulmak için insanlar gerçekten hayatları çöllerde ölüyorlar. Bugün yanı başımızda Gazze'yi görüyoruz. Suriye hakeza öyle. Dünyanın dört bir yanında ümmetin çocukları açlıktan ölüyorlar. Daha önce Suriye'de duymuştuk. Şimdi bugün Gazze'de duyuyoruz. Kedi köpek eti fetvasını sormaya geçin. Yiyecek bulamıyorlar bile. Şimdi ümmetin bir tarafında bu kadar büyük felaketler yaşanırken hocam şu ayeti celle beni ürkütüyor işin doğrusu. Zaraballahu meselen qaryatan aminatan mutmainnatan. Allah bir toplumdan bahsediyor. Nasıl? Güven içerisinde mutmain. Yeti rizquha ragadan. Allah yağdırıyor rızıklarını diyor. Yedikleri önde, yemedikleri arkasında. Bakın biz şu anda toplum olarak bizim can, mal, ırz, güvenliğimiz, bunlar sıkıntımız yok. Öyle veya böyle rızkımız geliyor. Evet. Yani üç çeşitten aşağı soframıza bir şey gelmez yani. Ayetin devamı hocam, فَكَفَرَتْ بِاَنْعُمِ اللّٰهِ İki tane nimetten bahsediyor. Bir, emniyet ve güvendeler. Hı-hı. İki, rızıkları geliyor diyor. Bu ellerindeki olan nimete nankör oldular diyor. Nasıl nankör oldular? Hocam şükür şöyle tarif edilir kitaplarda. Sarful abdi li cemii ma en'ama Allahu aleyhi ila ma hulika lehu ve u'tiya li yecdi. Allah bir şeyi vermişse verdiğini verdiği amaçta kullanmaya şükür denilir. Allah emniyet ve güveni verdi müminlerle de bunu paylaşalım diye. Biz bu güvendeyken kardeşlerimiz canları, malları, ırzları paramparça tarumar ediliyor. Allah rızkımızı dört bir yandan vermiş. Paylaşacağız ki Allah bizimle paylaşsın. Biz çamurdan olanı paylaşacağız ki nurdan olanı Allah bize ikram etsin diye. Bunda bu mahremiyet olunca فَكَفَرَتْ بِاَنْعُمِ اللّٰهِنْ peşine hocam bakın فَاَذَاقَهُ اللّٰهُ لِبَاسًا جُوعِ وَالْخَوْفِ. Onlar emniyetteydi. Nimetin şükrünü bilmedikleri için
korku verdik diyor. Rızıkları dört bir yandan geliyordu, açlık verdik diyor. Dolayısıyla yani bu bir yanda yaşanan bunca felakete rağmen bu tarafta müminlerin böyle bir şey olmamış gibi gayet doğal ve sıradan bir hayat sürdürmeleri iman nimetini taşıyan açısından aslında kabul edilebilir bir şey değil. Önce bunu. İki, bir defa infakımız kadar insanız dedik. Amin. Hakikat öyle. Hani şöyle bir deyim var üstadım. Acı çekiyorsanız canlısınız. Başkalarının acılarını hissediyorsanız insansınız. Evet, infakınız kadar insansınız. Aynen. İnfakımız kadar şey insanız. Hocam yani çokluk değil. Değil mesele çokluk. Çokluk değil. Üstadım, Tebük gazvesidir. Evet. Şu hadisi de söyleyeyim, sonra oraya geçeyim. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, اِتَّقُنْ نَارْ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ. Yarım hurma ile bile olsa canınızı cehennemden koruyun diyor. Bakın, evet, ifade buyurdunuz ya hocam, azlık yani, çokluk değil. Evet. Tebük gazvesi bir sergi serildi diyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurdu ki, ihtiyaç ordusuna yardım edene cennet var. Herkes, işte nereden bahsediyoruz? Başka rivayetler var. Hazreti Osman gitti, çuvalla getirdi. Efendimiz o kadar sevindi ki diyor. Evet. Bugünden sonra Osman ne ederse diyor ona zarar vermez. Evet. Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir'le yarış halinde. Bu sefer de onu geçeceğim. Hazreti Ömer diyor ki, gelirim de iyi oldu bir zamanda diyor. Gidiyor Hazreti Ömer, yarısını, bütün malının yarısını getiriyor. Hazreti Ömer'in, Hazreti Ebu Bekir'in verdiğinden daha az hacimsel anlamda, rakamsal anlamda. Ama malının yarısı. Tabii içinden bu niyette geçirdiği için Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e malum olmuş ki Efendimiz soruyor Hazreti Ömer'e diyor, ne getirdin ey Ömer diyor. Ya Resulullah diyor, malımın yarısını getirdim. Ona bir ders verecek ya. Ey Ebu Bekir, sen ne getirdin dedi. Ya Resulullah, malımın tümünü getirdim. Hepsini. Dedi ki, çoluk çocuğuna Allah ve Resulullah'a bıraktım. Hazreti Ömer der ki, o gün den sonra ben bir şeye kanaat ettim ki ben Ebu Bekir'i geçemem. Sergi serilmiş, ihtiyaç ordusuna yardım edene cennet var diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sahabeden bir tanesi duyuyor bunu, böyle kıpır kıpır içi. Şimdi ihtiyaç ordusuna yardım edene cennet, gidiyor evine. Dönüyor, bir şey yok. Kazanacak bu cennet. Hiçbir şey yok. Yine Efendimiz ara ara tekrar ediyor. İhtiyaç ordusuna yardım edene cennet. İkinciye gidiyor, eve bakıyor, ev dediğimizde yani tek bir kaldı. Sahabe neslinin evini hepimiz üç aşağı beş yukarı biliyoruz. İkinciye gidiyor. Üçüncüye gidince öyle bir köşede kurumuş hocam bir parça ekmek buluyor. Ekmeği böyle cübbesinin altına koyuyor, getiriyor. Şimdi savaşa gidecek orduya yardım toplanıyor, bir parça kuru ekmek. Yani birazcık şey düşer. Ama peygamberin müjdesi var. İhtiyaç ordusuna yardım edene cennet diyor. Efendimizin böyle bakmadığını hissettiği bir ara buradan çıkartıyor. Tam böyle o serginin üzerine koyarken gözü Efendimiz'e takılıyor. Eyvah! Bakıyor Efendimiz tebessüm ediyor. Ona bakarak tebessüm ettiğini görünce bir suçluluk psikolojisiyle hemen Efendimizin yanına. Vallahi ya Resulullah diyor, İşte sen ihtiyaç ortasına cennet dedim. Ben bu fırsatı kaçırmak istemedim. Gittim geldim ama yok. Ancak bunu bulduğum böyle savunma yapınca Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz böyle hiddetlendiğinde şurada bir damarı böyle şişermiş. O damarın anlatan sahabe diyor ki Efendimizin damarı şişti diyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurdu ki ne diye böyle savunma yapıyorsun bana sen diyor. Sen diyor o parçayı oraya koyduğunda kardeşim Cibril geldi. İfade şu: Allahu yakra'uke selam. Allah'ın sana selam. Allahu ekber. Bütün o ümmetinin, bakın biraz önce özellikle onun için söyledim, Ebu Bekirlerin, Ömerlerin, o bütün hepsinin getirdiğini diyor terazinin bir kefesine koydum. Senin o yarımını bir kefesine koydum. Daha ağır. O ağır bastı diyor. Evet. Ben diyor buna tebessüm ettim diyor, sana değil ki. Çünkü bütün şeyi o. Mal var. Hocam bir parça kuru ekmek, evet, gök ordusunu harekete geçiriyor. Gökten melek geliyor. Cebrail geliyor. Allahu yakra'uke selam. Nasıl bir şey ki Allah'ın özel selamına mazhar kılıyor.
Şimdi hocam geçen biz gördük ki bir haberde Gazze'li bir tane kızcağız da yani Ramazan'ı kastederek siz yemekler seçerken biz yiyecek bir şey bulamıyoruz dedi. Hocam bu büyük bir imtihan ve büyük bir fitnedir. Allah-u Teala oradaki o Müslümanların samimiyeti, ihlası, tahvası, dillerinden düşürmedikleri hasbunallah ve ni'mel vekil, dillerinden düşürmedikleri elhamdülillah ve benzeri durumlar karşısında yani düşünebileceğim tek şey arkadaşın söylediği ifade. Dedi ki hocam çocuklarımı sevmeye utanıyorum. Onları dedi yanıma böyle çağırmaya utanıyorum. Böyle bir acziyet var. Madem ki bizim elimizden de pek bir şey gelemiyor. Yani maddiyat dışında yardım edebilecek bir gönlümüzü alıp oraya götürmek istiyoruz. Hocam. Olmuyor. Evet. Ya ama hocam böyle bir aydayız. Hocam. Böyle bir zaman dilimindeyiz. Hiçbir yani. Zaman olmadığı kadar cennet ve cehennem o kadar yakın bize şu evet. anda. Hiçbir zaman olmadığı kadar cennet ve cehennem yakın. Herkes cennetini ve cehennemini şu anda cebinde taşıyor. Evet. Bugün yaşananların karşısında dedik ya 5-6 ay yani bu zillet tahammül edilebilir gibi değil doğru. Evet. Ama şunu unutmamak lazım. Orada hocam Ebu Cendeller oyun bozuyor. Evet. Ebu Cendeller oyun bozuyor. Şahit edildi. Kasten söylüyorum. Ebu Ubeyde, evet, Ebu evet. Cendel'i kasten söylüyorum. Evet, evet. Yok, şahit ediyoruz hocam. Hocam, Hudeybiye muahedesini orada müşrikler adına anlaşmayı yapmaya gelen Süheyl bin Amr. Evet, anlaşma hocam. Biter. Bir bakarlar ki bir delikanlı, elleri ayakları zincirli, evet. Perişan bir vaziyette. Ya Resulullah sadece iman ettiğim için bunlar bana bunu yapıyorlar. Süheyl bin Amr der ki, İşte anlaşma şartlarımızın gereği bana ilk teslim edeceğin kişi benim oğlum Ebu Cendel'dir der. Ve onun oğlu. Oğlu. Olay geçer kısa ve öz. Ebu Cendel'e teslim edilir. Özür dilerim 3 dakikamız varmış diyor Eyvallah. Yönetmenim. Toparlamaya buyur, çalışayım inşallah. Buyur. Şimdi oğlu teslim eder, babası iki adamına teslim eder oğlu güdürken Ebu Cendel bir yol fırsatını bulur, birini gebertir. Diğeri gelisin geri gelir. Nereye? Koşa koşa Efendimizin huzuruna gelir. Ebu Cendel giderken Efendimiz der ki git ey Ebu Cendel. Umulur ki Allah sana hayırlı bir kapı açacak. O bunu bu diye küpe yapar. Ebu Cendel gelir der ki ya Resulullah sen beni bunlara teslim ettin. Allah da bana hayırlı bir kapı açtı. Ben de dediği dağa çıkıyorum. Evet. Onun dağa çıktığını duyan her Müslüman müşriklerden kaçtı oraya gitti. Normalde anlaşmanın şartı şuydu. Müşriklerden ayrılıp da Müslümanlara gidenleri Müslümanlar geri iade edecekti. Evet. Ebu Cendel İslam'ın ilk gerilla hareketini başlattı mı? Evet. Bir sene dolmadan hocam müşrikler kendileri gitti. Ne olursun ey Muhammed bu maddeyi çıkartın. O gün Ebu Cendel oyunu bozdu. Bugün Ebu Ubeyde oyunu bozuyor o cephede. Bozacaktır. O cephede bozuyor da sen, ben, biz bu cephemizde ne yapıyoruz? Evet bugün Efendimizin şu hadisini hatırlamamız lazım. Uluslararası Yardım Organizasyonu bir vakfın başkanı bir abimiz vardı. Evet. Bir meseleden ötürü bir görüşmemiz olmuştu. Daha önce ona anlatmıştım bu hadis-i nebeviyi. Efendimiz, اِتَّقُنْ نَارْ وَلَوْ بِشَقِّ تَمْرَةٍ Yarım hurma ile bile olsa canınızı cehennemden koruyun. Yoğun ve sıkıntılı bir süreçti. Bir meseleden dolayı ya o vardı ya ben hatırlamıyorum tam olarak. Ağabey ne yapıyorsun? Hocam dedi yarım hurmamın peşindeyim. Tam da bizim cephemiz burası. Evet. Biz yarım hurmalarımızın peşinde olursak evet kardeşlerimiz orada oyun bozarken imtihanlarını veriyorlar. O zaman umulur ki bu kadar zulme elinden geldiği halde bir şeyler yapmayan idarecilere rağmen umulur ki Allah bizi mazur görür. Umulur ki Allah Azze ve Celle bunu mazeret kabul eder. Onun için yarım hurmamızın peşinde olmamız lazım. Az çok demeden mutlaka bir şeyler yapabileceğimizi farkında olmamız lazım. Evet şunu da ekleyeyim hocam. Bu
bizim yapmamız gereken bir sorumluluk. Eyvallah. Onlar da kendi yapmaları gereken yapıyorlar. Aynen. Herkes öyle. Kendi üzerine düşen sorumluluğun idrakinde, bilincinde ve failinde olursa hocam. İşte, Cenab-ı Hak zafer bana aittir diyor. Siz seferinize bakın. Evet. Tam biz seferle sorumluyuz, ya. Zaferle sorumlu değiliz. Peki hocam, Allah razı olsun. Sizden de inşallah. Teşrif ettiğiniz için. Estağfurullah. Değerli izleyiciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Sonraki bir programda inşallah başka misafirlerimizle daha farklı konular üzerinde konuşmak üzere tekrar bir araya gelmek üzere. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.